Peru'nun milli içeceği Pisco Sour'un nasıl yapıldığını göstermek istiyoruz. Gittiğimiz bir restoranda önümüzde yapıldı. Öncelikle barmen bardaklar soğuk olsun diye buzla dolduruyor bardakları. Daha sonra ana Pisco Sour içeceğinin ana içkisi olan Pisco'dan iki kişi için hazırlıyor. İki kişi için yaklaşık 180 mililitre Pisco konuyor. Burada oran olarak dersek buna 3 ölçek diyebiliriz. Four. 180 mililitre civarında Pisco koyduktan sonra simple şurup ya da şeker şurubu diye geçen içkiden veya içecekten 50 mililitre yaklaşık 3'te 1'i 4'te 1'i kadar Pisco'nun koymanız gerekiyor. Ondan sonra limon suyu ya da lime suyu eklemeniz gerekiyor. Bu da koyduğunuz Pisco'nun 3'te 1'i kadar yani 60 mililitre civarında koymanız gerekiyor. Limon suyu. İki kişi için iki de yumurta akı ilave ettikten sonra shaker'ın içerisini bolca buzla tamamlıyoruz. Ondan sonra da bolca çalkalayarak, shake ederek servis hazır hale getirecek. Limon suyu biraz eksik kaldığı için tekrar limon suyu istemişti. Onu ekliyor. Ondan sonra da shaker'ı kapatıyor. Köpüksü bir içecek olması gerekiyor hazırlandıktan sonra. Ondan dolayı bolca çalkalanması çok önemli. Bu konuda hızlı olmamalısınız. Uzun süre çalkalamalısınız. Pastalar var. Pastalar var. Pasta çeşitleri var. Bu sarımsaklı bir sos. Ve içki hazır. Bardaklardaki buzları boşalttı. Bu soğuk ama buzsuz içilen bir içecek. Ondan dolayı süzgeç önüne koyarak içindeki içkiyi aldı. Buz koymuştu ama buzları bardaklara almadı farkındaysanız. Bardaklardaki buzları boşalttı. Bu şekilde köpüklü, böyle hacimli biraz milkshake gibi görünen bir içki. En son bu bittikten sonra da üzerine 1-2 damla Angostura biteri damlatacak. Ondan sonra da servis hazır. Sert bir içki. Bir tane genellikle yeterli oluyor. Özellikle irtifanın yüksek olduğu Peru kısımlarında bu içkiyi içerken iki kere düşünmenizde fayda var. Çünkü her içeceğiniz içki irtifayı 1000 metre artıracaktır.